Kıymetli misafirler, sevgili dostlar ve şu anda bizleri ekranları başında izleyen çok kıymetli, çok değerli Kanal 5 izleyicileri. Şahin Bey Şehre Küstü konaklarından sizlere sunduğumuz iftara doğru programına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, daha dün denecek kadar başlamış olduğumuz Ramazan-ı Şerif ayının sonlarına doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Takdir edersiniz ki nimet eldeyken kıymeti bilinmez. Onun için atalarımız bin nasihattan bir musibet hayırlıdır demişlerdir. Biz her zaman için nasihat istiyoruz. Musibetten Allah'a sığınıyoruz. Ama gel gör ki gelecek Ramazan'a çıkabileceğimizi de bilmiyoruz. Onun için çıkan canlar övünsün demişler. Dostlar, madem ki böyle kıymetli bir zaman diliminin içerisinde bulunuyoruz ve son günlerini yaşıyoruz, öyleyse bunun kıymetini bilmemiz lazım. Allah kıymetini bilenlerden eylesin. Kıymetli dostlar, her gün olduğu gibi bugün de sizlere içeriği çok zengin bir program hazırladık. Zira birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. Yine Şahin Bey ilçe vaizimiz, çok değerli hocam Mustafa Şeref Aydın aramızda. Yine sizlere Kur'an tilavetini, Yüce Rabbimizin kadim kelamını tilavet etmek üzere aramızda Şeyh Fethullah Camii görevlisi Fatih Yıldırım hocam var. Bununla beraber kıymetli dostlar, Semazen gösterisi adı altında onunla beraber çok güzel eserlerini sizlere dinletmek üzere çok sevgili ilahi ekibimiz aramızda. Onları şöyle güçlü bir alkışla alkışlamanızı istiyorum. Kıymetli misafirler ve sevgili izleyiciler, Şahin Bey'de Şehre Küstü konaklarında iftara doğru programı güçlü alkışlarınızla başlıyor. Düsturumuz neydi? Allah'ın ismiyle başlanmayan işte hayır yoktur. Efendimizin bu güzel hadisini uygulama adına, tatbik etme adına hem programımızın hem de bulunduğumuz ortamımızın feyizli, bereketli olması adına ben kelamların en güzel olan Allah'ın kelamıyla, Rabbimizin kadim kelamı Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek üzere işi, sözü, işin erbabı olan Fatih Yıldırım hocama mikrofonu arz ediyorum. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن
كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين فأما فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له
huve hakkul yakin. Fesebbih bismi rabbikel azim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Evet, Kur'an tilavetini Şeyh Fethullah Camii görevlisi Fatih Yıldırım hocam yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve dönüyorum sevgili Hüseyin hocama. Hüseyin hocam, bugün sizleri aşkla ve muhabbetle bekleyen misafirlerimiz var. Aynı şekilde ekranları başında izleyen çok kıymetli misafirler de var. Bekliyorlar acaba Hüseyin hocam ve Ömer abi bugün ne söyleyecek diye. Evet, teşekkür ederim hocam. Gerek misafirlerimize, gerekse ekranları başlarında bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimize. Hocam, dünkü misafir kardeşimiz bir annem ilahisi okumuştu. Bugün de biz kendimizin derleyip toparladığı bir annem ilahisi okuyacağız. Ve tabii akabinde de gülü incitme gönül diyeceğiz. O zaman bu annem ilahisi bütün annelere gelsin. Dinliyoruz hocam. Teşekkür ederim hocam. Kumdağlara sardın, geceni gündüz eyledin. Ne tatlı ninni söylerdin, helal eyle, helal eyle. Annem hakkını helal eyle, helal eyle, helal eyle. Annem hakkını. Helal eyle, helal eyle.
Ah annem ah, baş ucuma gelenim sen, gözyaşımı silenim sen, dertlerime devasın sen. Annem hakkın helal eyle, güzel annem helal eyle. Başucuma gelenim sen, gözyaşımı silenim sen, dertlerime devasın sen. Annem hakkını helal eyle, helal eyle, helal eyle. Annem hakkını helal eyle, helal eyle, helal eyle. Dertlerime devasın sen, annem hakkın helal eyle, helal eyle, helal eyle. Annem hakkın helal eyle, helal eyle, helal eyle. Annem hakkın helal eyle. Bize baktın nazlı nazlı, hem okuttun kışlı yazdı. Olsun Allah senden razı, babam hakkın helal eyle, güzel babam helal eyle. Bize baktın nazlı nazlı, hem okuttun kışlı yazlı. Olsun Allah senden razı, babam hakkını helal eyle, helal eyle, helal eyle. Babam hakkını helal eyle, helal. Sana nasip olsun cennet, babam hakkın helal eyle, helal eyle, helal eyle. Babam hakkın helal eyle, helal eyle, helal eyle. Babam hakkın helal eyle.
الصلاة kabul etsin. Evet, kıymetli misafirler, bu güzel performanstan dolayı Hüseyin hocama, Ömer abiye ve ilahi ekibimize, müzisyen kardeşlerime güzel, güçlü bir alkış alabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ne dedi? Anam hakkın helal eyle, babam hakkın helal eyle. Ana gibi yar olmaz, baba gibi yar hiç olmaz. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle anneleri bir alkışlıyoruz şöyle. Sonra bir de babaları alkışlayalım. Allah kimseyi ne anasız ne babasız bıraksın diyelim. Soruldu peygamberimize, ya Resulallah, anne hakkı mı büyük, baba hakkı mı büyük? Efendimiz cevap verdiler, anne hakkı büyük dediler. Tekrar soruldu, ya Resulallah, anne hakkı mı büyük, baba hakkı mı büyük? Efendimiz tekrar cevap verdi, anne hakkı büyük dedi. Tekrar soruldu üçüncü kez, ya Resulallah, anne hakkı mı büyük, baba hakkı mı büyük denildi. Allah'ın Resulü tekrar cevap verdi, anne hakkı büyük dedi. Dördüncü kez soruldu, ya Resulallah, anne hakkı mı büyük, baba hakkı mı büyük? Allah'ın Resulü cevap verdi, baba hakkı büyük dedi. Üç anne hakkı, bir baba hakkı. Öyleyse bunların kıymetini bilelim. Vakit, iyilik zamanı, her zaman ve her Ramazan sloganımız bu olsun. Anaya iyilik, babaya iyilik olsun. İnsanlığa iyilik olsun. Kardeşlerim, Allah bizi iyilikten ayırmasın. Anadan, babadan ayırmasın. Kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Ve ben tam bu noktada sevgili hocam Mustafa Şeref Aydın'a dönmek istiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Sayın Hocam. Size seyircilerimiz alıştı. Misafirler alıştı. Allah razı olsun güzel sohbetinizle. Onlara gerçekten faydalı oluyorsunuz. Bugün hocam ben size farklı bir soru sormak istiyorum. Zira anlatılan konular aşağı yukarı Ramazan, efendim namaz, zekat. Gerçi hacca giremedik ama nasip olursa o da olabilir inşallah. Farklı böyle konular var ama bugün değişik olsun hocam konumuz ve ben şöyle söyleyeyim hocam. Çünkü Ramazan içerisindeyiz ve nefis mücadelesi, şeytanla mücadele. Ben rahmetli Adil hocamdan şöyle işitmiştim. Allah mekanını cennet eylesin. Hocam şeytan nerede demişlerdi de o da şöyle cevap vermişti. Şeytan emekliye ayrıldı. Ya hocam şeytanın emekliliği mi olur? Ayrıldı.
emekliye. Yedi denizin ortasına tahtını kurdu. Bir elinde kahvesi, diğer elinde nargilesi, ayak ayağın üzerine atmış. Bir ondan yudumluyor, bir ondan lokur lokur fokurda diyor şöyle. Demişler şeytana, yahu senin görevin var, sen ne yapıyorsun böyle? Ben emekli oldum demiş şeytan. Peki görevini kim yapacak? Ben yerime görevimi yapacak o kadar çok iki ayaklı şeytan bıraktım ki, iki ayaklı şeytanlardan. Onlar beni aratmıyorlar demiş diyordu rahmetli. Hocam, şeytanla insanın mücadelesi. Madem ki Ramazan ayındayız ve hem şeytanla hem nefise mücadele ediyoruz. Şeytanla insanoğlunun mücadelesi nedir hocam? Bu bitmeyecek mi? Nasıl olacak? Kur'an buna ne diyor hocam? Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulih. Ve estaizu billah. Evet değerli hocam. Ve çok değerli, çok kıymetli Kanal 5 ekranlarından bizi izleyen dinleyenlerimiz. Bizim şeytanla, bizim iblisle mücadelemiz çok eskilere dayanıyor. Şeytan bizim kadim bir düşmanımızdır. Kur'an-ı Kerim'den biz bunu böyle öğreniyoruz. Şeytanla, iblisle insanoğlunun düşmanlığı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına kadar gider. Bu konuyla alakalı Rabbimiz olayı bize tasvir ediyor, anlatıyor. Bir ayette buyuruyor ki: Ve iz qale rabbuka lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Bir vakitler Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Benim emir ve yasaklarımı infaz edecek, emir ve yasaklarıma uyacak bir halife yaratacağım. Yeni bir canlı türü yaratacağım buyurmuştu. Meleklerin bu açıklamaya olan cevabı şu olmuştu: Kalu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku't dima. Ya Rabbi, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, yeryüzünü fesada verecek ve yeryüzünde kan akıtacak birilerini mi yaratacaksın? Halbuki ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Halbuki ya Rabbi, biz seni hamd ile tesbih ediyoruz, seni takdis ediyoruz, seni her türlü eksiklerden ve noksanlardan beri kılıyoruz, sana biz ibadet ediyoruz demişlerdi. İnsanlık tarihine baktığımızda meleklerin aslında bu konuda doğru söylediklerini görüyoruz. Bu konuda ne kadar haklı olduklarını görüyoruz. Günümüzde de hasaten İslam aleminde, Müslüman coğrafyada ne kadar kan akıtıldığını, yeryüzünün fesada verildiğini, yeryüzünün ifsad edildiğini görüyoruz. Şimdi melekler böyle dedikten sonra Rabbimiz buyurdu ki: "Kale inni a'lemu ma la ta'lemun." Allamul guyub olan, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen Rabbimiz buyurdu ki: "Ey meleklerim, ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Ben gaybı bilirim. Ben geleceği bilirim. Ben her şeyi bilirim. Her şeyin hakikatini ben bilirim." buyurdu Rabbimiz. Şimdi meleklerin bu itirazı acaba o emre imtisal etmekten uzak duracaklarından mı kaynaklanıyordu, yoksa başka bir sebepten dolayı mı? Rabbimiz meleklere insanoğlunu yaratacağını bildirdikten sonra melekler, "Ya Rabbi, biz zaten sana ibadet ediyoruz. Yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak birilerini mi yaratacaksın?" dediler. Bu sanki Rabbimize bir itiraz gibi anlaşılmış olabilir. Halbuki bu meleklerin olayın hikmetini, olayın künhünü bilmeye vakıf bir soruydu.
acayiplerine gittikleri için, yani melekler tam işin iç yüzünü bilmedikleri için böyle bir soru sordular. İtiraz anlamında değil, karşı çıkma anlamında değil, sadece olayın iç yüzünü anlamak için. Buradan ne anlıyoruz? Melekler Allah'a isyan etmezler. Devamında Rabbimiz Adem aleyhisselama ruh üfürüyor, onu yaratıyor, can veriyor ve bütün isimleri Adem aleyhisselama öğretiyor. Ondan sonra buyuruyor ki, ey Adem, bu isimleri git meleklere arz et. Bu isimleri meleklere söyle. Tabi önceden Rabbimiz meleklerden istiyor eşyanın isimlerini. Onlar da diyorlar ki, ya Rabbi, biz ancak senin haber verdiğin, senin bize öğrettiğin şeyleri bilebiliriz. Biz başkasını bilmeyiz demişlerdi. Dolayısıyla Adem aleyhisselam bu eşyanın isimlerini meleklere söyleyince Adem aleyhisselamın fazileti, değeri, üstünlüğü ortaya çıkmış oluyor. O zaman melekler işin iç yüzünü anlıyorlar. Demek ki murad-ı ilahi böyledir. Evet değerli hocam ve çok kıymetli izleyenlerimiz, bundan sonra Adem aleyhisselamın efdaliyeti, üstünlüğü ortaya çıktıktan sonra Rabbimiz bütün meleklere ve meleklerle adeta hemhal olmuş, devamlı meleklerin yanında bulunan iblise bir şeyi emrediyor. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adama fesecedu illa iblis. Allahu Teala meleklerin hepsine dedi ki, Adem'e secde edin. Adem'in üstünlüğünü, değerini, kıymetini takdir edin, kabul edin dedi. Fesecedu, bütün melekler Adem aleyhisselam'ın yeni yaratılmış bir tür olan insanoğlunun bu üstünlüğünü kabul etti, secde ettiler. İlla iblis, ancak iblis secde etmedi. İblis bu emre muhalefet etti, secde etmedi. Biz buradan ne anlıyoruz? İblis demek ki isyan edebiliyor, Allah'ın emirlerine karşı bir tavır alabiliyor ve Allah'ın emrini yerine getirmeyebiliyor. Değerli hocam, dolayısıyla insanoğlunun iblisle, şeytanla mücadelesi Adem aleyhisselamın yaratılmasına kadar uzanır. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Hocam nokta koyalım burada inşallah. İkinci bölümde zaman kalırsa devam edeceğiz. Sevgili hocam, Hüseyin hocam, Ömer abi, ikinci bölümde inşallah bize hangi ilahi söyleyeceksiniz? Hocam teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Bir gönül var bende. Resulü Özler ilahisini okuyacağız hocam inşallah. Çok güzel bir ilahi. İnşallah biz de aşkla, coşkuyla bekliyoruz. Gözler yıllardır bu.
ben Muhammed'im, ben misafirler, sevgili dostlar, bu yüklü dolu esere şöyle güçlü bir alkış alabilir miyim? Elbette ki biz seviyoruz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seviyoruz Can Ahmed'i. Allah bizi onsuz, onu bizsiz etmesin inşallah. Ve dileyen, isteyen bütün kardeşlerime, bakıyorum annelere, şöyle gözleri yaşardı. Çünkü işin içerisinde sevgili peygamberimiz olunca ne yürek dayanıyor ne can dayanıyor. Hele Ravza, hele Medine olunca farklı duyguları alıp götürüyor. Eminim birkaç yıl sonra Allah ömür verirse, gerek dünyanın ömrü olursa, gerek bizim ömrümüz olursa, ben eminim birçok kardeşim diyecektir. Ne Ramazan'da o Ramazan, ne günlerde o günler. Bu coşku gerçekten daha önce yaşamadığımız bir coşku. Allah daim etsin inşallah. Evet hocama ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar Ömer hocama, Hüseyin hocama, ekibime, hepsinden Allah razı olsun hepinizden. Sevgili Mustafa hocam, İblisi ve şeytanı konuşuyoruz. Allah şerrinden emin eylesin. Ama çok çok küfrediliyor bu şeytana. Yani önüne gelen şeytanı nokta nokta Allah korusun. Doğru mu bilmiyorum ben. Fakat melek midir değil midir? Esasen buradan bakmak lazım. Bu şeytan nedir, neyin nesidir hocam? İblis melek midir değil midir? Önemli bir soru. Halk arasında da genelde iblis önceden meleklerdendi veya meleklerin hocasıydı, onlara ders veriyordu şeklinde bir anlayış var. Dolayısıyla bu konunun vuzuha kavuşması gerekiyor. İblis meleklerden miydi, değil miydi? Bu sorunun cevabını biz yine Kur'an-ı Kerim'den buluyoruz. Rabbimiz İblis Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü kabul etmedikten sonra, ona secde etmedikten sonra İblis'e buyuruyor. Gale مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Ey iblis, ben sana emretmiştim. Adem'in üstünlüğünü kabul et diye, ona secde et diye ben sana emretmiştim. Seni bu emrimi yerine getirmekten alıkoyan nedir? Allah-u Teala soruyor. İblis de diyor ki, قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ Ben ondan daha hayırlıyım ya Rabbi. Neden? Neden? Sebebini de kendisi söylüyor. Halakteni min nar ve halaktehu min tin. Ya Rabbi beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Dolayısıyla ben ondan daha üstünüm. Şimdi buradan biz iblisin mayasının ne olduğunu, yaratılışının, menşeinin ne olduğunu anlıyoruz. Ateş. İblis ateşten yaratılmış.
Melekler ise ateşten yaratılmamış. Dolayısıyla bu iblisin melek olmadığını gösteriyor. İkincisi, Kehf suresinde bu olay anlatılırken Allah-u Teala'nın bu emri meleklere, Adem'e secde edin, onun üstünlüğünü kabul edin emri yine anlatılırken ve iblisin bu emre muhalefeti anlatılırken o ayetin devamında buyruluyor ki كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ. Evet, burada da 3 tane delil var. İblisin meleklerden olmadığına dair 3 tane delil var. Birincisi فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ, Rabbinin emrine muhalefet etti. Rabbinin emrini yerine getirmedi buyruluyor. Melekler ise Rabbimizin emrine isyan etmezler, edemezler. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ. Melekler Allah'ın emrettiği şeye isyan edemezler. Rabbimiz böyle buyuruyor. Bu ikinci delil. Bakın, melekler Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü kabul ettiler. İblis etmedi. Dolayısıyla İblis meleklerden değildir. İkinci delil. Üçüncü delil. Rabbimiz buyuruyor ki اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. İblisi ve onun zürriyetini veliler mi edineceksiniz? Beni bırakıp da iblisi ve onun zürriyetini mi veliler edineceksiniz buyuruyor Rabbimiz. Bakın, demek ki iblisin zürriyetinden bahsediliyor. Dolayısıyla bu da iblisin melek olmadığını gösteriyor. Son delil olarak da Rabbimiz açık bir şekilde beyan etmiş. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. İblis cinlerden idi. Bu deliller iblisin meleklerden olmadığını bizlere açık bir şekilde gösteriyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü böyle iblisin meleklerdendi, şöyledir, böyledir gibi rivayetler var. Ama şu ayetler çok açık bir delil oldu bize. Demek ki iblis melek değil, cin. Hocam sağ olun, var olun.